Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim karnabahar kızartması. Çocuktan büyüğe herkesin çok severi yiyeceği bir tarif oluyor. Böyle karnabahar yer gibi değil, böyle yoğurda banıp banıp yiyebileceğiniz çok güzel bir kızartma olacak. İlk önce karnabaharımı temizledim. Güzelce çöplerini aldım, kopardım ve yıkadım. Tenceremin içerisine aldım. Üzerine 1,5 litre su ilave ediyorum. Ocağın altını yakıyorum. Çok ufak değil. Şöyle iri iri bıraktım birazcık. Haşlarken de çünkü biraz dağılıyor. Hafif yumuşayana kadar pişiriyorum. Şimdi altı yüksekte kaynamaya başlayınca orta ateşe getireceğim. Şöyle bir bakıyorum. Biraz daha pişmesi gerekiyor arkadaşlar. Azıcık daha dursun. Ben şöyle çatalı batırıyorum. Gayet güzel battı. Çok fazla pişirmeyin, çok dağılacaktır. Şimdi ocaktan alıyorum. Süzgeçe koyuyorum. Orada iyice süzülüp soğusun. O arada hemen sosunu hazırlıyorum. İnce bir kabın içine sosunu hazırlıyorum. Yarım su bardağı un. 1 adet yumurta. Karnabahara göre sosunuzu arttırabilirsiniz. Yarım çay bardağı su ya da süt de ilave edebilirsiniz. Bir miktar da tuz ilave ediyorum. Bunları hepsini karıştırayım. Karnabaharları içine atıp şöyle çeviriyorum. Süzgeç alıyorum. Alıp başka bir tabağa koyacağım. Şöyle atıyorum. Kere dolandırıp süzgeçle alıyorum. Yandaki tabağı alıyorum. Önce hepsini sosta bulayıp ondan sonra kızartacağım. Çok daha rahat oluyor. Arzu ettiğiniz gibi elinizde yapabilirsiniz. Çok daha rahat olacaktır. Ben şimdi video çekiminden dolayı elimi batırmak istemedim. Kızartma tavasını ocağıma aldım. 1 su bardağı sıvı yağını tavanın içine alıyorum. Ocağın altını yakıyorum. Yağ iyice ısındıktan sonra karnabaharları içine bırakıyorum. Her iki tarafını da çevire çevire pişireceğim arkadaşlar. Altını çok aşırı yükseğe açmayın. Böyle de sosun içine bakın. Altını orta ateşten biraz yükseğe getiriyorum. Ters düz çevirerek iyice kızardığını görünce çevirip öbür tarafını da kızartacağım. Sostan dibinde kaldı. Şimdi ufak tefek kalan karnabaharları hepsini katacağım. Böyle iyice harmanlayıp kızartacağım. Çünkü ufak tefek kırık dökükler muhakkak içinden çıkıyor. Onları da kullanmış olacağım. Bakıyorum kızaranları hemen çevireceğim. Bu şekilde yeterli. Çok aşırı derecede rengi değişmesin. Gayet güzel. Hemen çeviriyorum. Yağını çok az katarsanız bu kadar güzel kızarmayacaktır arkadaşlar. Biraz bol yağda kızartmalısınız. Daha sonrasında yağını süzüp kullanabilirsiniz. Kızaranları servis tabağına alıyorum. Gerçekten çok güzel kızardılar. Kıvamında tam. Servis tabağına diziyorum. Artık bu ufak tefek kalanları da iyice sosa karıştırıp direkt döküyorum arkadaşlar. Sos da ziyan olmasın. Böyle dağıtıyorum artık. Bu küçükler de böyle kızarsın. Artık şu
kızaranı alayım. Bunları da çevireceğim. Ters düz edip kızartıp hepsini alacağım. Karnabaharlarım hazır oldu. Çok kolay ve lezzetli oluyor gerçekten. Karnabaharların hepsini kızarttım. Ortasına da böyle sarımsaklı yoğurt hazırladım. Gerçekten karnabaharı yemeyen bile bu lezzeti çok sevecek. Çok güzel oluyor. Bizim evde çocuklar genelde pek karnabahar yemez ama bunu çok seviyorlar. Karnabahardan çok böyle çıtır çıtır bir tadı var. Sizler de denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.